Hava soğuk olduğunda neden titreriz arkadaşlar? Bu beş parmak yüze neler söylüyor? Bu videoda vücut ısımızı sabit tutmak için kaslarımızın nasıl kullanıldığını işleyeceğiz. Bu olaya vücut ısısının düzenlenmesi veya termoregülasyon deniyor. Öncelikle size termoregülasyonun nasıl çalıştığını göstereceğim. Daha sonra vücudumuzun yüksek ısıya nasıl tepki gösterdiğinden birlikte bahsedeceğiz. Son olarak da soğuğa nasıl tepki verdiğimizi konuşacağız. Öncelikle şurada çok da mutlu görünmeyen bir beyefendi var. Elini kaldırıyor ve havanın çok sıcak olduğunu fark ediyor. Eli, kolu ve vücudunun geri kalanındaki deri havanın epey sıcak olduğunu algılayacak. Böyle yaparak nöronlar arası ve daha sonra beyne gönderilen nöronal bir sinyal oluşacak. Beyinde dışarıda havanın çok sıcak olduğunu algılayan bölgenin özel bir adı var hipotalamus. Hipotalamus. Hatta hipotalamus'u farklı tür sıcaklıklarla eşleşmesi için iki farklı kısma bölüyoruz. Bir tanesi ön hipotalamus, diğeri arka hipotalamus. Evet, buraya kadar anladık. Peki hangi kısım hangi sıcaklığa tepki veriyor derseniz? Şöyle hatırlıyorum. Eğer hava aşırı sıcaksa eriyormuşuz gibi hissediyorsak bu sıcaklıklara tepki vermek için hipotalamusun ön kısmını kullanıyoruz. Yani ölecek kadar sıcaklıyorsak hipotalamusun hipotalamusun ön kısmı devreye giriyor. Peki ya hava soğuksa? Bu durumda işte arka kısmı kullanıyoruz. Hava çok soğuk olduğu için de ay dondum diyoruz. Yani hipotalamusun arka kısmını kullanıyoruz. Evet, şimdiye kadar her şey güzel ama Beynimiz havanın sıcak olduğunu anladıktan sonra ne oluyor? Bu durumda vücudumuza tepki vermesini, vücut sıcaklığını sabit tutmasını söyleyen bir sinyal gönderiyor. Buradan başlayarak harekete geçecek olan ve vücut ısımızı sabit tutmamızı sağlayan şey kaslarımız olacak arkadaşlar. Bunlar düz kaslar fakat soğuk havada değişen hava sıcaklığına cevap vermek için iskelet kasları da devreye girer. Bu nasıl oluyor? Evet, bir de ona bakalım. Sıcak ya da soğuk bir yerdeyken kaslarımız buna nasıl tepki verir? Bunu anlamanın yolu harekete geçen iki temel kas türüne bakmaktan geçer. Öncelikle düz kasları inceleyelim. Burada özellikle arteriyolleri yani atar damarcıkları çevreleyen düz, kaslarına, e, düz kaslara bakacağız. Arteriyol dediğimizde arterin yani atardamarın küçük versiyonlarını kastediyoruz. Tepki veren diğer bir kas türü ise iskelet kası. Bu da kol ve pazılarımızda çalışan kaslar. Şimdi şu soruyu cevaplayalım. Sizce arteriyollerin sıcaklıkla ilgili olmasının sebebi nedir? Yani bu durum vücudumuzda çok sıcaklık olup olmadığına nasıl etki ediyor? Evet, bunu anlamak için önce Küçük bir damar çizelim. Al yuvar, protein ve başka ne ararsanız var. Bunların hepsi kan dolaşımında hareket ediyor ve bunu gelişi güzel bir şekilde yapıyorlar. Yani hiçbir zaman düz doğrultulu hareket e, değil yaptıkları. Şu şekilde sağa sola çarpa çarpa ilerleyip şu yöne gidiyorlar. Yani genel olarak ileriye doğru bir hareket var. Ama bunu yaparken rastgele hareket ediyorlar, bunu da unutmayalım. Burada ilginç olan şey, al yuvar, ak yuvar ve kan dolaşımında ne varsa bunların hareketi yani enerjisi. Kanda daha sıcak vücut dokularından emilen latent yani gizli ısı enerjisi bulunur. Dolayısıyla kan dolaşımımızda tonlarca enerji barındırıyoruz aslında. Enerjide ısının bir başka türü. Eğer sıcak bir ortamdaysak bu ısıdan kurtulmak isteriz. Bu yüzden vücudumuzda en yüzeyde kalan, en dış kısımlara yani derimize ne kadar çok kan akışı sağlarsak vücudumuzdan o kadar çok ısı çıkar. İşte vücut ısımızı böyle düzenliyoruz. Şimdi bundan bahsedelim. Hava sıcakken düz kasımız gevşeyecek. Böyle olunca arteriyoller genişleyecek ve büyüyecek. Bu olaya damar genişlemesi veya vazodilatasyon, vazodilatasyon deniyor. Arteriyoller açılıyor, şişiyor ve genişliyor. Bunu çizerek anlatayım. Şu büyüklükte olan damar genişledikten sonra deride işte şu büyüklükte yer kaplayacak. Bu da deride çok fazla kan akışı olacağı anlamına geliyor. Binlerce al yuvar, ak yuvar ve protein mutlu mesut yuvarlanıp gidiyorlar. Yani burada tonlarca daha fazla ısı veya enerji olacak. Daha sonra dağılacak ve orayı terk edecekler. Böylelikle ne olacak? Vücudumuz soğumuş olacak. Evet, kan akışını e, derimize, derinize doğru yönlendirerek yani tüm bu enerjiyi veya ısıyı kaybediyorsunuz. İskelet kasları burada ne yapıyor peki? Sıcakken bir şey yapmazlar. Soğuk olduğunda hemen tepki verirler. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Son olarak soğukken düz kaslarımız ne yapar? Bunu da konuşup iskelet kaslarına geçelim. Sıcakken gevşek ve rahat durduğumuzu hayal edin. O zaman soğukken kasılacağımızı söylemek gayet mantıklı. Arteriyollerdeki bu sürece damar daralması yani vazokonstriksiyon denir. Vazokonstriksiyon. Bunu çizersem normalde böyle olan bu kan damarı incelerek şu hale gelecek al yuvar, ak yuvar ve proteinler buradan yine geçecek ama yuvarlanıp gitme veya yaramaz davranma gibi fazla fırsatları olmayacak bu sefer. İleri gitmeleri lazım. Kan akışı için fazla yer olmadığından sadece tek yönde ilerleyebiliyorlar. Dolayısıyla deride yani vücudunuzun en yüzeysel veya en dış kısmında daha az enerji veya ısı olacak. Burada şunu da bilmekte fayda var. Isı kaybının belirlenmesinde derinin maruz kaldığı sıcak kan yüzeyi alanı önemli bir faktördür. Deriden ne kadar çok kan uzaklaşırsa o kadar çok kan gövdenize gider. Böylelikle gövdenizde dışarıda soğukken sıcak kalmanızı sağlayacak kadar enerji ve ısı olur. İşte düz kasınızın yaptığı bu. Evet, sıra geldi iskelet kaslarına. Soğukken iskelet kası da kasılır. Fakat bunun olmasının amacı çok daha farklı. İskelet kası kasıldığında ATP veya adenozin trifosfatı alıp adenozin difosfata yani ADP'ye çevirir. Burada iki fosfat var. Evet böylelikle ufak bir fosfat grubunu koparmış olduk. Fakat üretilen iki şey sadece bunlar değil. Bunlara ek olarak enerji de üretilecek. İşte bu tepkimeye egzotermik tepkime diyoruz. Egzo dediğimizde çıkan, ayrılan anlamına geliyor termik ise ısı veya enerji anlamına geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla iskelet kasımızı kasarak enerji üretiyoruz. Bu tepkimeden üretilen ısının daha fazlasının depolanmasını ve soğuğa tepki vermemizi sağlayan temel kas gruplarında gerçekleşiyor. Esasında bu bize çok da yabancı bir süreç değil. İskelet kası gruplarının kasılmasına titreme diyoruz. Soğuk olduğunda titremenin tek sebebi işte bu. Bu ATP'den fosfat kopararak enerji üretmemiz gerekiyor. Titrememiz ise soğuktayken sıcak kalmamıza yardımcı oluyor. İşte kaslarımız sıcaklık değişimine tepki vermemize bu şekilde yardımcı oluyor.